basın mensupları, partimizin ikinci genel başkanı, Kurtuluş Savaşımızın Garp Çepesi Kumandanı, Lozan Anlaşması'nın mimarı, Cumhuriyetimizin ilk başbakanı, ikinci cumhurbaşkanı, çok partili demokratik yaşama geçişin önderi, değerli devlet adamımız İsmet İnönü'yü vefatının 47. yıl dönümünde saygıyla, rahmetle anıyoruz. Değerli basın mensupları, artık 2020'nin son günlerine giriyoruz. Ülkemiz iki buçuk yıldır dünyada tek bir örneği olmayan ucube saray rejimi tarafından yönetiliyor. Bu iki buçuk yılda şunu açıkça gördük. Bu ucube rejim küçük bir saray sosyetesi dışında hiç kimseye hayır getirmiyor. Yaşadığımız haksızlıklardan, hukuksuzluklardan, milletin yağmalanan kaynaklarından, kokusu arşa çıkan yolsuzluklardan, devlette yok olan liyakatten, yapılan ikiyüzlülüklerden, aldatılmışlıktan, terk edilmişliklerden, yaşadığımız krizlerden ve içine girdiğimiz buhrandan bu ucube rejimin ne olduğunu hepimiz gördük. Artık biliyoruz ne oldu. Ucube saray rejimi Harun olacağız diyenlerin yetimin hakkıyla Karun Karun'a dönüştükleri düzenin adı. Ucube Saray rejimi mücahit olacağız diye yola çıkanların iktidar imkanlarıyla müteahhit olduğu düzenin adıdır. Ucube Saray rejimi milletimizi askıda ekmeğe mahkum eden vatandaşlarımız yiyecek kuru ekmek bulamazken saray ve ufak ortağının 8 ayrı uçup, uçakla Kıbrıs'a pikniğe gittiği düzenin adıdır. Ucube Saray rejimi on binlerce mekan ve iş yeri kapalıyken müzisyenlerimiz açım diyerek canına kıyarken, kahraman sağlık çalışanlarımız ailelerinden uzak, uykusuz, kumanya peşinde koşarken, saray sosyetesine çalgılı, şarkılı, türkülü, kuş sütü, eksik sofraları kurdurabilen düzenin adıdır. Ucube saray rejimi, milletimizin çift diplomalı evlatları tek bir iş bile bulamazken, sahte diplomalı saray beslemelerinin dört ayrı yerden maaş aldıkları düzenin adıdır. Ucube saray rejimi, beş yandaşa milletin geçmediği yol, tünel, köprü, uçmadığı havaalanı için avroyla, dolarla milyarları öderken, bunların milyarlarca liralık vergi borcunu silen, Milyonlarca emekçimizi günde 39 liraya talim ettiren düzenin adıdır. Ucube saray rejimi 156 ülkeye 9, 9 uluslararası kuruluşa milyonlarca dolarlık yardım yapmakla övünürken kendi milletine 5 maskeyi bedava dağıtamayan düzenin adıdır. Ucube saray rejimi evimize ekmek götüremiyoruz diyen vatandaşın kafasına al keyif çayı iç diyerek çay paketleri atan düzenin adıdır. Ucube saray rejimi yurttaşlarımız ellerine iş, aş yazarak yaşamına son verirken sarayın vekillerinin Türkiye'de işsizlik yok, iş beğenmeyen var diyebildiği bir düzenin adıdır. Ucube saray rejimi yüz binlerce yurttaşımız çöp konteynerlerinden, pazar döküntülerinden beslenirken atama bakanların Türkiye'de yoksulluk kalmadı diyebildiği düzenin adıdır. Ucube saray rejimi milletin dirisini kış gününde soğan patates, salgında hastane önlerinde test, ölüsünü ise gazilhane kuyruğuna sokan düzenin adıdır. Ucube saray rejimi devletine 40 yıl vergi veren esnaflarımıza 40 gün bakamayan sonra da bizim zorlamamızla vere vere 3 ay için günde 33 lira verebilen düzenin adıdır. Ucube saray rejimi kendi çiftçisini kendi tarım e, kredi kooperatifi eliyle faize ezdiren traktörünü, ineğini, tarlasını haczeden yüksek maliyetlerle düşük destek ve düşük fiyatlar arasında sıkıştırıp perişan eden ama elin çiftçisini sıfır gümrüklü ithalatla abad eden düzenin adıdır. Ucube saray rejimi damadı bakan yapan, ona milletin hazinesini emanet eden sonra da kasadan milletin 128 milyar dolarının sorgusuz sualsiz peşkeş çekilmesine göz yuman bunun da hesabını sormayan düzenin adıdır. Ucube Saray rejimi borç alanın emir aldığı Bu can butende olduğu müddetçe papazı vermem dedikten sonra bir telefonla Papazı iadeli taahhütlü Washington'daki Beyaz Saray'a bir gecede gönderen Düzenin adıdır Ucube Saray rejimi Rus uçakları 36 askerimizi şehit etmişken Moskova'ya koşa koşa giden Kremlin Sarayı'nın kapısında dakikalarca ayakta bekletildikten sonra Buna bir, bir çift Laf dahi edemeden Dönenlerin düzeninin adıdır. Ucube saray rejimi 3-5 o için İmralı'daki terörist başından mektup dilenen, kırmızı bültenle aranan teröristleri devlet televizyonuna çıkaran, Cumhurbaşkanı danışmanlarını teröristlerin ayağına gönderen düzenin adıdır. Ucube saray rejimi askerlerimizin başına çuval geçirildiğinde tek bir nota veremeyen ama bakanlara rüşvet dağıtan bir devşirme için İki ayrı nota birden verebilen düzenin adıdır. Ucube saray rejimi hukuk ve anayasa tanımazlığın zirve yaptığı, devletin adalet direğinin çöktüğü, kadıların satın alındığı vesayet düzeninin adıdır. Değerli basın mensupları, yaptığı her hatanın üstünü dış mihraklar döviz kurşunu laflarıyla öde, örtmeye çalışan ucube saray rejimi sebep, yoksulluk neticedir. Ucube saray rejimi sebep hayat pahalılığı neticedir. Bugün marketlerde fiyat etiketleri 1 kilogram dana etinde 77 liraya. 1 kilogram beyaz peynirde 50 liraya. 30'lu yumurta kartonunda 37 liraya. 5 litre teneke ayçiçek yağında 80 liraya kadar çıktı. Hal böyleyken sarayın beslemelerine 4-5 yerden alınan ballı maaşlar yetmezken maden ocaklarında, inşaatlarda Tersanelerde alın teri döken işçilerimize ayda 2792 lirayı yeterli gören düzenin adı ucube saray rejimidir. Asgari ücretin ortalama ücret olduğu bir ülkede TÜİK'in hesaplayıp ortaya çıkardığı bu rakam zulümdür. Bu zulmün arkasında ise ucube saray rejimi vardır. Asgari ücret en az 3100 lira olmalıdır. Bir daha tekrarlıyorum. Asgari ücret en az 3100 lira olmalıdır. Marketlerde bebek mamalarına, tıraş bıçaklarına, 5 litre ayçiçek yağına bile alarm takılır hale gelmiştir. Aslında takılan bu alarmlar yaşanan derin ekonomik krizin alarmlarıdır. Ucube saray rejimi sebep milleti çaresizliğe düşüren ekonomik kriz sonuçtur. Ucube saray rejimi sebep işsizlik neticedir. Bu ucube rejimle ülkemizdeki toplam işsiz sayısı 12 milyonu aşmıştır. İşsizlerimizin sayısı 118 ülkenin nüfusunu geçti. Bıraktık işsizler ordusunu, işsizler ülkesi olduk. Ucube saray rejimi sebep yandaş kayırma neticedir. Bugün tüm dünyanın en büyük 10 şirketi içinde Türk şirketleri var mı? Yok. Dünyada en çok teknoloji üreten 10 şirket arasında bir tane Türk şirketi var mı? Yok. Dünyada en hızlı büyüyen 10 şirket arasında tek bir Türk şirketi var mı? Yok. Ama dünyada devletten en çok ihale alan 10 şirket arasında Türkiye'den 5 müteahhit birden var. Bu müteahhitlerin hangileri olduğu ise hepimizin malumu. Yine bunların yaptığı ama milletin geçmediği köprüler, yollar için milletin cebinden önümüzdeki 3 yılda 109 milyar lira ödenecekken bu ucube rejimde prensip bellidir. Yandaşlara ballı börek vardır, millete ise kuru ekmek. Bugün gençlerimizin yüzde 64'ü karın tokluğuna yol parasına çalışmaya razıdır. Ülkemizin umudu gençlerimiz için maalesef ülkemiz umut olmaktan çıkmıştır bu beceriksiz yönetim altında. İşte bu nedenle ucube saray rejimi sebep Ümidini kaybetmiş gençlerimiz sonuçtur Değerli basın mensupları Sarayın kibirlisi faiz sebep enflasyon sonuçtur diye Damadıyla beraber milletin 128 milyar dolar döviz rezervini Har vurup harman savurdu Elde avuçta döviz kalmayınca da Sıcak paracı, paracılara teslim bayrağını çektiler Demediklerini bırakmadıkları faiz lobilerine aman biz ettik sen etme demeye başladılar. Önce damadın kellesini verdi. Sonra Merkez Bankası faizini 475 bas puan birden arttırdı. Yetmedi. Pandemi nedeniyle arttırılan kredi taksit sayıları azaltıldı. Kredili alışveriş taksit sayıları. Krediler daraltıldı. Yine kesmedi. Dün Merkez Bankası faizleri tekrar bir 200 puan daha arttırdı. Anlaşıldı ki ucube saray rejimi sebep yüksek faiz sonuçtur. Son üç ayda faiz artışında dünya rekoru kırdık. Hem de ne zaman? Pandemi nedeniyle ekonomimiz ikinci defa kapanırken. Önceki kapanmada esnafımız, kobilerimiz borca batırılmışken, bankalardaki sorumlu varlıklar çığ gibi büyürken, dünyada en yüksek faiz uygulayan 10. ekonomi olduk aynı ligde olduğumuz ekonomiler Venezuela, Arjantin, Zimbabwe, Yemen, Surinam, Kongo, İran ve Haiti. Türkiye yüksek faizcilerin şampiyonlar liginde. Ama dünyada faizler dipte. İngiltere'de, Almanya'da, Japonya'da iki yıllık devlet tahvilinin faizi negatif. Yani eksi. Bizdeki bu faiz artışları işte bu ülkelerdeki faiz baronlarını abat ediyor. Kendi ülkelerinden faiziz borcu alıyorlar. Hatta negatif faizle borcu alıyorlar. Bu parayı olağanüstü faizle bize borç veriyorlar. Sonuç milletimizin sırtından korkunç bir vurgun vuruluyor. 9 Kasım 2020 tarihinde yani yeni Merkez Bankası Başkanı'nın koltuğuna oturduğu gün Londra'daki bir faiz baronu bir sıcak paracı Türkiye'ye 1 milyon dolar getirip parasını devlet tahviline yatırdıysa bu para bugün 1 milyon 119 bin dolara çıktı. Aynı parayı borsaya yatırdıysa bu para bugün 1 milyon 300 bin dolar oldu. 46 günde dolar cinsinden tahvilden elde edilen kazanç %12, Borsadan elde edilen kazanç yüzde otuz. Uluslararası tefeciler, sıcak paracılar böyle bir vurgunu başka hiçbir ülkede yapamazlar. Bu mudur yerlilik? Bu mudur millilik? Bugün yine konuşurken benim alanım ekonomi diyen sarayın kibirlisi bu konuda dilini yutmuş vaziyette. Faizle ilgili ağzından tek söz çıkmaz oldu. Sayın Erdoğan siz ne zaman yüksek faizci neoliberallerin safına katıldınız? Faiz kudurunca dükkanı yer derler. Sıcak paracılara bol bol verilen bu faizlerin, bu kazançların faturası dönecek, dolaşacak, millete çıkacaktır. İngiliz'in faiz baronu malı götürürken olan benim işçim Ali'nin, benim çiftçim Veli'nin ekmeğini olacaktır. Bunu nereden mi biliyoruz? 18 yıllık AK Parti iktidarlarının uygulamalarından. Milletin cebinden faiz lobilerinin kasalarına hortum döşediler. Ufak ortağının bir zamanlar söylediği gibi ne hortumu? Kanalizasyon borusu döşediler. Türkiye'nin son 18 yılda sadece dış borçlar için ödediği faiz 181 milyar dolar. Aynı dönemde devletin hem içeriye hem dışarıya yaptığı faiz ödemeleri ise 493,2 milyar dolar. Eloğlu'na ödenen bu paralar milletin ekmeği rızkı alın teri. O nedenle az oluyor. Ucube saray rejimi sebep adaletin çökmesi sonuçtur. Ucube saray rejiminin düğmesine basıldığı 2014'ten bu yana hukukun üstünlüğü endeksinde 48 sıra geriledik. 128 ülke içinde 107. sıraya düştük. Burada aynı ligde olduğumuz ülkeler Mali, Nijerya, İran, Angola, Gine. Artık ortada bir anayasa da kalmadı. Türkiye anayasal bir devlet olmaktan görünürde anayasalı bir devlete dönüştürüldü. Daha önce 3 defa ayrı ayrı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuran sarayın kibirlisi, Bugün Avrupa İnsan Hakları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını kararını tanımadığını söyleyebiliyor. Bu anayasayı rafa kaldırmaktır. Anayasayı tayir, tebdil ve ilga etmektir. 1954'ten bu yana akıp giden bir ırmağın yönünü değiştirmektir. Türkiye 1954'te Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzaladı. Taraf oldu. 1987'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuruyu kabul etti. Bununla da yetinmedi. 2004 yılında usulüne uygun uygulamaya konan temel hak ve özgürlükler ilişkin uluslararası anlaşmalar iç hukuktan üstündür hükmünü anayasanın 90. maddesine aslında hep beraber ekledik. Artık bir karar verin Sayın Erdoğan. Bir taraftan hukuk reformu diyeceksiniz. Diğer taraftan Avrupa'ya yüzünü dönmekten bahsedeceksiniz. Öde, diğer öbür taraftan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanımadığınızı söyleyeceksiniz. E bu durumda size kargalar bile gülmez. Durum vahim. Hukukun ve anayasanın askıda olduğu ülkede güven olmaz, yatırım olmaz, iş olmaz. Hukukun askıda olduğu ülkede ekmek de askıda olur. Ve elbette ucube saray rejimi sebep temel hak ve hürriyetlerin, tehdit altında olması sonuçtur. Şu anda mecliste görüşülen kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi adlı bir yasa teklifi var. Bu teklif derneklerimizi ve sivil toplum örgütlerini hizaya getirmeyi amaçlayan hükümler içeriyor. Çok açık söylüyorum. Bu teklifin bazı maddeleri demokrasimize yöneltilmiş kitle imha silahıdır. İçişleri Bakanı'nın bir kararıyla beğenilmeyen, makbul, görülmeyen derneklerin mal varlıklarına kayyum atamasının yolu açılmaktadır. Avukat müvekkil ilişkilerinin gizliliği ihlal edilmekte, avukatlar muhbirliğe zorlanmaktadır. Tekrar ediyorum, bu düzenleme demokrasimize karşı bir kitle imha silahıdır. Örgütlenme hürriyetlerinin içine sokulan bir truva atıdır bu ucube rejim demokrasi diyerek demokrasiyi, hukuk diyerek hukuku katletmektedir. Madem amaç OECD bünyesindeki mali eylem görev gücünün tavsiyelerini yerine getirmektir, e bu görev gücünün politik nüfus sahibi kişilerin listesinin hazırlanmasını isteyen tavsiyesini yerine getirseniz ya, neden çekiniyorsunuz, neden korkuyorsunuz, Dünyanın dört bir yanındaki paralar, marvalıklıkları kırmızı bayrak sallamaya başlar diye mi çekiniyorsunuz? Yakın zamanda varlık barışı çıkardılar. Uluslararası kurallara göre bu paranın bankacılık sistemi üzerinden Türkiye'ye gelmesi gerekiyor. Ama bunlar bavulla gelecek paraları da bir şekilde kanuna affedilmesini de kanuna sokuşturdular. Bu kaynağı belirsiz paralar bankacılık sistemine girmeden geliyorsa Bunlar neyin parası? Kimlerin parası? Rüşvet parası mı? Uyuşturucu kaçaklarının parası mı? Organ mafyasının parası mı? Bunlara bu paraları Türkiye'ye getir, sorgusuz sualsiz akla, üstüne üstlük tek bir kuruş bile vergi ödeyemeyeceksin diyorlar. Ama asgari ücretliye gelince de vergini öde diyorlar. Bunların yaşandığı düzenin adı aslında ucube saray rejimidir. Değerli basın mensupları, ucube saray rejimi sebep, millete verilen sözlerin tutulmaması ise sonuçtur. Müteahhit neyin, ta, neyi taahhüt ettiğini bilir. Bundan 10 yıl önce, e, 2023 hedefleri ilan ettiler. Bu hedefleri çıktılar, meydan meydan, toplantı toplantı gezip anlattılar. Yetmedi devletin resmi dokümanlarına yazdılar. Neyi taahhüt ettiler? Dediler ki 2023'te milli gelirimizi, bu ülkenin milli gelirini 2 trilyon dolara çıkaracağız. Şu son getirdikleri bütçe görüşmelerinde getirdikleri orta vadeli programda 2023'te milli gelir kaç olacak diyorlar? 875 milyar dolar. Taahhüt ettiklerinin yarısından biraz. Güler misin ağlar mısın? Yine 2023'te kişi başına gelir 25 bin dolar olacak dediler. Sonra bu sene getirdikleri orta vadeli programda kişi başına gelir o da inşallah 10 bin dolar olacak diyorlar. Milletin cüzdanıyla ilgili ne kadar hedef varsa yarı yarıya eskonta ettiler. Buna karşın milleti yoksullaştıran bir hedef var ki, onu da ikiye katladılar. 2023'te işsizlik oranı %5 olacak diyorlardı. Bunu taahhüt ettiler. %5'e indireceğim diyordu. Şimdi ne oluyor? Getirdikleri orta vadeli programda 2023'te işsizlik ine ine ancak ona iniyor. Bugünkü %14'lerden. Ortada hedef diye bir şey kalmamış. Artık 2023 hedefleri diye bir şey yok. AK Parti'nin alameti farikası da yok. Hepsi yalan olmuş. Siyaseten şimdi artık bir tek hedefleri var. O da 2023'e kadar koltuklarını koruyabilmek. Aslında Ucube Saray rejiminin yalanları o kadar çok ki. Şu salgında millete pek çok yalan söylediler. Gerçek vaka sayılarını sakladılar, vefat sayılarını sakladılar. Şimdi de aşı meselesinde millete doğruları söylemiyorlar. Şimdi Çin'den aşılar 11 Aralık'ta gelecekti. Bugünlerde de milletimiz aşılanmaya başlanacaktı. Dün anladık ki aşıların, yapıla, aşıların yapılmaya başlanması Ocak ortasını bulacak. Ama İngiltere Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Rusya, Suudi Arabistan, Bahreyn, İsrail, Kuveyt, Katar, Sırbistan, İsviçre gibi ülkeler vatandaşlarını çoktan aşılamaya başladılar. Bu aşı neden gecikti? Makul bir açıklama yok. Şimdi Çin aşısının rötarlı geleceği söyleniyor. Diğer taraftan Türk bilim insanları Almanya'da aşıyı buldular. Milletimizin de gururu oldular. Şimdi aynı Türk Türk bilim insanı Türkiye için yeterli doz depoladık. Görüşmeler halen sürüyor. Umarız kısa sürede anlaşma imzalayabiliyoruz dedi. E ben soruyorum neden bu sözleşme bir türlü imzalanmıyor? Yani bu çarkların dönmeye başlaması için yağlanmasına mı ihtiyaç var? Değerli basın mensupları. Vatandaşın canı boğazına gelmişken memlekette bunca yokluğa, bunca işsizliğe çözüm bulamayan millete taahhütlerini yerine getiremeyen sarayın artık partimize saldırmaktan başka çaresi de kalmadı. Millet derdine deva beklerken diyakat ve beceri malülü saray hükümeti on parmağında on kara bize sürmeye kalkıyor. Yanına aldığı ufak ortağını tulatına payanda eden sarayın kibirlisi son grup toplantısında yine bir sürü boş lafı cilalayıp parlatıp milletin önüne koydu. Ama bu arada şecaat arz ederken de sirkatinde söylemeyi unutmadı. Yerli ve milli muhalefet de bizim sayemizde gelecek dedi. Doğru valla. Bunda bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir. Önümüzdeki ilk seçimlerde milletimiz sizin kibrinizi, beceriksizliğini, beceriksizliğinizi ve milletin sesini duymayan kulaklarınızla birlikte sizleri sandığa gömecek. Pek sanmıyoruz ama muhalefet tarafında bir yerlere tutunmayı belki becerirseniz o zaman da emin olduğumuz tek bir şey var. Siz hiçbir zaman küçülüp ne kadar kalırsanız kalın yerli ve milli olamayacaksınız. Millet olarak bu yönetim yüzünden büyük acıları yaşadık, halen de yaşıyoruz. Ne demiş Sadi Şirazi? Yıkık gönlün ahı yıkar alemi. Ya da Yunus'un dediği gibi sanma ki zalimin ettiği kardır. Mazlumun ahı indirir şahı. Her şeyin bir vakti vardır. Bu millet kendine bunca reva, cefayı reva görene, bunca canını yakana sandıkta hak ettiği notu hiç şüphesiz verir. Evlerine tıpış tıpış gönderir ve bu ucube düzeni yıkar geçer. Biz dostlarımızla birlikte iktidara geleceğiz. Yeni kurallar, yeni kurumlar ve yeni kadrolarla Türkiye'miz kendisine giydirilmek istenen bu deli gömleğini yırtıp atacak. Güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemle yılların kinini, pasını, yıpranmışlığını silecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Teşekkürler K24 televizyondan Ömer Sönmez. Bir sorum olacaktı. Bir süredir e, hükümetin bahsetmiş olduğu reform çerçevesinde Kürt meselesine dair yeni bir çözüm süreci olacak mı tartışmaları yaşanıyor. Cumhurbaşkanı danışmanının e, Diyarbakır temasları çok tartışıldı, konuşuldu e, siyasette. E, böylesi bir e, çözüm sürecine ihtimal veriyor musunuz? Ve olası bir çözüm sürecinde CHP'nin rolü ve pozisyonu ne olacaktır? Teşekkürler. Bundan önceki süreçlerde de söyledik, yani kapalı kapılar ardında gizli saklı görüşmelerle e, yürütülen süreçlerin milletimizin derdine derman olması mümkün değildir. Biz baştan beri bir şeyi hep söyledik, geliyoruz. Eğer Kürt meselesinin ne çözüm aranıyorsa, bunun yeri meclistir. Bu çözüm meclisin çatısının altında iktidarı, muhalefeti tüm partilerin belli bir uzlaşma içinde davranarak hareket etmesi sonucunda gelecektir. Evet. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi müsaadenizle onları aktaracağım. İlk olarak Fox TV'nin sorularını aktarıyorum. İlk soru şöyle. Devlet Bahçeli dünkü basın toplantısında Cumhur İttifakı'na bağlıyız dedi. Ama MHP Genel Merkezi giriş katındaki müze sergide AK Parti'ye dönük çözüm süreci 17-25 Aralık sürecine ilişkin kitaplar ve yayınlar sergileniyor. Bir yanda Cumhur İttifakı vurgusu, diğer yanda MHP Genel Merkezi'nde bu müze sergisi. Sizin bu konuya ilişkin yorumunuz ne olacak? Şimdi arşivler önemlidir. Özellikle siyasi partilerin arşivleri son derece değerlidir. Hepimizin bildiği bir söz var. Söz uçar, yazı kalır. Dolayısıyla arşivler kimin arşivi ise o kurumun nereden nereye geldiğini gayet güzel ortaya koyar. Arşivler yalan söylemez. Efendim Fox TV'nin bir diğer sorusu siz de değindiniz ama Hamza Yerlikaya sahte diploma tartışmasında e, ispat edin açıklaması yaptı. Mahkeme kararı ortaya konduktan sonra yeni bir açıklama yapmadı. Eğitim İş Sendikası da Yerlik Aya'nın isminin verildiği okullardan isminin silinmesi için girişimde bulunacağını açıkladı. İktidardan da bir açıklama yok. Bu konuyla ilişkin yorumunuz ne olacak? Bugün İsmet İnönü'nün ölüm yıldönümü olduğunu söylemiştim. Onun İnönü'nün çok güzel bir lafı var. Önemli olan iktidarda kalmak değil, itibarda kalmaktır diyor. Önemli olan milletin gönlünden ve gözünden düşmemektir. Yerlikaya bir şampiyon pehlivandı. Milletin gönlünde yer etmişti. Keşke sarayın gözüne girmek yerine milletin gönlünde kalmaya devam etseydi. Maalesef biraz önce söyledim. Bu ucube saray rejimi koskoca bir cihan pehlivanında artık sinekle dahi güreşemeyecek hale getirmiştir. Efendim ATV, A Haber ve CNN Türk'ün ortak bir sorusu var. Soru şöyle. CHP'li bir milletvekiline şantaj yapıldığı iddiaları doğru mudur? Genel merkez bundan ne zaman haberdar oldu? Parti içerisinde bir inceleme söz konusu mu? Arkadaşımız gerekli suç duyurularında bulunmuştur. İşin başladığından beri zaten e, hem grupla hem partimizle temas halinde bu olayı yürütmüştür. E, soruşturmanın e, gizliliği esastır. Bu çerçevede e, yürümektedir. E, gözaltına alınanlar vardır. Yurtdışı e, bağlantıları vardır bu işin eee bence eee önemli bir soruşturmadır ve dediğim baştan it baştan da söylediğim gibi bu konunun eee bu konuyu eee ihbar eden e, suç duyurusunda bulunan da bizim milletvekili arkadaşımızdır. Eee milletvekili arkadaşlarımızın bu tür eee kumpaslara, bu tür eee senaryolara eee şey edilmesi, kurban edilmesi kabul edilir gibi değildir. Efendim, CNN şu tarafından yönlendirilen bir başka soruda şöyle. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partinize yönelik eleştirileri söz konusu oldu. Aynı zamanda Millet İttifakı orta Meral Akşener'e bir çağrıda bulundu. Siz bu çağrıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener bu çağrıya büyük bir zarafetle cevap verdi. Bu sözün üstüne bizim söz söylememiz doğru olmaz. Teşekkür ediyorum.